Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İSTEM Eğitim Kurumlarının uzaktan eğitim portalını nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Bunun için ilk önce İSTEM Karnik adresine giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra hemen sağ üst köşede uzaktan eğitim portalımıza ait linkimizi görebilirsiniz. Tıklıyoruz. Açılan ekranda sizden bir adet kullanıcı adı ve şifre talep ediyor. Kullanıcı adı ve şifrelerini sizlere mesaj olarak iletilecektir arkadaşlar. Sizlere iletilen kullanıcı adı ve şifrelerinizi buraya yazarak giriş yapmanız gerekmekte. Sisteme giriş yaptıktan sonra hemen sol tarafta kullanabileceğiniz menüler bulunmakta. Öncelikle canlı yayın derslerinize ya da offline olarak verilen derslerinize nasıl erişeceğinizden bahsetmek istiyorum. Bunun için ilk önce hemen sol taraftaki menüde yer alan ders planım butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi iki tane seçenek çıktı karşımıza. Günlük planıma tıklayarak bugüne ait sizin sınıfınıza tanımlanmış olan tüm dersleri görebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi belirtilen saatte ve belirtilen tarihte sizin grubunuza ait bir ders görünmekte. Hemen burada ders içeriğine şöyle tıkladığımız zaman arkadaşlar dersimizle ilgili görmüş olduğunuz ekran açılmakta. Eğer dersinizde sizler için bir canlı yayın eklenmişse burada link olarak aktif bir şekilde görünmekte arkadaşlar. Bunu tıkladığımız anda hemen sistem bizi görmüş olduğunuz gibi yönlendiriyor ve bilgisayarımızda daha önceden kurulumunu yapmış olduğumuz Tencent Meeting uygulamasına görmüş olduğunuz gibi bizi gönderdi. Join Meeting dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada uygulamayı daha öncesinde bilgisayarıma kurduğum için hemen buraya attı. Eğer kurulumu yapmadıysam arkadaşlar bu ekran karşıma çıkmayacaktır. Go Meeting adlı uygulamayı aç dediğim zaman uygulamayı benim için açacaktır. Bu biraz zaman alabilir arkadaşlar. Şu anda canlı yayına beni aldı ve bağlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi canlı yayına şu anda giriş yaptık arkadaşlar. Burada PC Audio seçeneğini mutlaka aktif etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü ben karşı tarafın sesini duyamam, karşı taraf da benim sesimi duyamaz. Bu ses alışverişini sağlamak için burada PC Audio yani bilgisayar ses sistemini kullanmaya izin vermem gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi sisteme şu anda girdim. Canlı yayına şu anda girdim ve görebiliyorsunuz şu anda sesim karşı tarafa iletiliyor. Karşı tarafa sesimin gitmesini istemiyorsam hemen burada sessize alıyorum arkadaşlar. Videomun açılmasını istiyorsam hemen burada şu işarete tıkladığınız zaman aktif hale gelecek. Şu anda pasif olduğunu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi burada seçenekler var. Sizin en çok kullanacağınız şey ses açıp kapatmak. O yüzden buna dikkat ederseniz iyi olur diye düşünüyoruz. Tencent Meeting'den çıkış yapıp portalda başka neler yapabileceğimize bakalım istiyorum arkadaşlar. Evet, portalda gördüğünüz gibi bazen öğretmenlerimiz sizlere dokümanlar gönderecekler arkadaşlar. Hemen sizin dersinizde eklenmiş olan bu sayfa içerisinde bunu aktif olarak görebilirsiniz. Bakın burada doküman listesi kısmında bir açıklayıcı doküman isminde bir dosya yüklenmiş arkadaşlar. Burada indire tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi sayfanın hemen tak diye açıldığını görüyoruz. Burada da öğretmenimiz bizler için aktif bir şekilde kullanabileceğimiz dosyalar gönderebilir. Bu bazen bir fotoğraf olabilir, bir PDF dosyası olabilir, bir Word dosyası, yine bir Excel dosyası olabilir. Hepsini arkadaşlar burada açıp üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Öğretmenimiz bizim için neler göndermiş burada görebiliriz arkadaşlar. Peki bir de görmüş olduğunuz gibi öğretmenim burada benim için bir tane YouTube linki göndermiş arkadaşlar. Buraya tıklayıp dersimi dinleyebilirim. Bu şekilde bir seçenek sunuyor arkadaşlar bana. Ders planlarına ve bir derse bu şekilde katılım sağlayabileceğimizi öğrendik. Peki bu derslerle ilgili öğretmenin bana bir ödev verdiyse, bir görev verdiyse ben bunu nereden öğrenebilirim? Arkadaşlar sol tarafta görev listem diye bir seçenek var. Bunu tıkladığım zaman benim için öğretmenim bir tane görev eklemiş. Hangi tarih ve saatte başlayacağını, yine hangi tarih ve saatte biteceğini görebiliyorum. Bir ödev eklemiş öğretmenim. Mekatronik dersine ait bir görev eklemiş ve şurada da gördüğünüz gibi kontrol durumu kısmında göndermeden olarak geçiyor. Peki bu görev neymiş? Haydi bakalım. Bu arada durum hala devam ediyor. Yani gönderebilirim ödevimi. Görüntülü kısmına tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi öğretmenimin benim için yazmış olduğu metni görebiliyorum. Yine öğretmenim izlemem için buraya bir video eklemiş. Bu videoyu da yine izleyebilirim.
Bu arada her görevde burada olduğu gibi video olmak zorunda değil arkadaşlar. Ben buraya aslında sizlere videolarda gönderilebileceğini söylemek için eklemiştim. Peki ben ödevimi yaptım. Öğretmenim bana buradan ödevimin görselini göndermemi istemiş. Belki bu ders anında tuttuğum defterimin notları olabilir. Öğretmenim benden bunu da talep edebilir. Yine aynı şekilde bir soru çözmemi istemiş olabilir. Bu soruyla ilgili sorunun fotoğrafını benden bekliyor olabilir. Çözmüş müyüm, çözmemiş miyim gibi. Yine başka türlü bir araştırma olabilir, bir Word dosyası olabilir, yine bir PDF dosyası olabilir. Artık öğretmenim benden her ne istediyse buraya arkadaşlar bakın dosya seçeneğine tıklayıp istediğim dosyayı buraya ekleyebiliyorum. Mesela öğretmenim benden konuyla ilgili ödevimi yapıp sonrasında ödevimin fotoğrafını yollamamı istemiş. Ben ödevimi yaptım. Tıkladım bakın ödev PNG olarak fotoğrafım buraya yüklendi. Yüklendikten sonra dilerseniz buraya bir açıklama yapabilirsiniz. Anlamadığınız yerler olabilir, ödevinizde eksik yaptığınız yerler olabilir. Bunları açıklamak için arkadaşlar buraya metinler yazabilirsiniz. Kaydettikten sonra tekrar düzenleyip silemezsiniz. Ancak yeni doküman oluşturabilirsiniz diyor. Bu da önemli bir not arkadaşlar. Kaydet seçeneğine tıkladıktan sonra başka bir doküman tekrar gönderebiliyorum. Burada özellikle yeniden bu mesajı veriyor. Tamam diyorum. Artık ödevim gönderildi arkadaşlar. Burada gönderdiklerim kısmına tıklayarak ödevimi de kontrol edebilirim. Zamanında gönderdiğimi de söylüyor. Kontrol kısmı öğretmenim kontrol ettikten sonra burada benim için farklı bir mesaj yazacak. Tekrar burada indir deyip nasıl bir ödev gönderdiğimi de görebiliyorum. Bu da güzel bir şey arkadaşlar bu arada. Yine farklı bir doküman daha göndermek istiyorum. Belki burada sadece fotoğrafın bir tanesini gönderdim ama daha fazla fotoğraf da göndermek istiyorum. Yine gönderi tıklayıp buradan dosya seç deyip arkadaşlar dilediğim kadar dosyayı öğretmenime gönderebiliyorum. Burada da şu anda gördüğünüz gibi bakın kontrol durumu kontrol bekleniyor olarak yazıyor. Demek ki ödevimi yaptığım sistemin her bir köşesinde görülebiliyor. Bu haber de bu arada öğretmenime otomatik olarak iletildi arkadaşlar. Öğretmenim kontrolünü yaptıktan sonra buraya benim için mesajını iletecektir arkadaşlar. Peki ben öğretmenime bir tane soru sormak istiyorum. Bir test çözdüm konuyla ilgili. O testte de anlamadığım bir soru var. Öğretmenime bu soruyu göndermek ve bu soruyu çözmem için bana yardım etmesini istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın burada sorum var diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Daha önce hiçbir şekilde bir soru göndermemişim arkadaşlar. Yeni soru gönder kısmına tıklayarak konuyla ilgili herhangi bir soruyu öğretmenime gönderebiliyorum arkadaşlar. Ben şöyle hemen bir dosyamı seçip göndermek istiyorum. Evet, soru fotoğrafını seçtim, yükledim. Yine bu soruyu kime soracağım? Bu soru matematik öğretmenime mi gidecek, Türkçe öğretmenime mi gidecek, yoksa mekatronik öğretmenime mi gidecek? Burada arkadaşlar hangi branşa göndermek istiyorsam seçip sorumu gönderebiliyorum arkadaşlar. Sonrasında göndermiş olduğum soru burada görünecek. Soru durumunda arkadaşlar eğer çözüldüyse hemen burada bir buton şeklinde önüme düşecek. Sorumun nasıl çözüldüğünü de okuyabileceğim. Bu şekilde basit bir kullanımı var arkadaşlar portalımızın. Portal ile işlerim bittikten sonra arkadaşlar yine hemen buraya tıklayarak ismimin üzerine tıklayarak çıkış yap dediğim zaman portalımı kapatmış oluyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.